Herkese merhaba, ben Sergül. En olmadık zamanlarda en olmadık şeyleri yapmayı seven biriyim. Bu videoyu çekmek için en yorgun, en uykusuz, en moralimin olmadığı günü seçtim. Sanırım bir şekilde içinde bulunduğum ruh halinden kaçmak için bunu beynim yapıyor. Neyse, 38 yaşındayım, hala kendi kendimi keşfetme süreci içerisindeyim. Başlığa ne yazdım şu anda bilmiyorum ama Japonya'yı kötülemeden Japonya ile ilgili kötü bir şeyler söylemeye çalışacağım, anlatacağım size. Şöyle ki yani Japonya'da yaşayanlar ya da Japonlarla çalışanlar bu durumu bilirler. Bir Türk olarak aslında ben de şu an böyle Türklüğümü biraz kaybetmiş gibi hissediyorum. Çünkü 22 yaşında Japonya'ya geldim. 22 yaşında zaten yolun çok başındaydım yani. 16 yıldır buradayım. Yani birkaç sene sonra ömrümün yarısı Japonya'da geçmiş olacak. Dolayısıyla biraz burada büyüdüm, şekillendim falan ama hala da aklımın alamadığı şeyler var. Yani ben hep şey diyorum, bu Japonlar artık beni şaşırtmaz dediğim noktada yine beni şaşırtıyorlar. Japonların çok basit bir işlemi ne kadar büyütebildiklerini anlatsam anlamazsınız. Yani bir Türkler böyle pratik zekalarıyla övünür ya, biz çok pratik insanlarız gerçekten. Yani onlarca ülkeden insanla tanıştım. Aynı ortamı paylaştım Japonya'da. Ama yani bize birazcık kendine Müslümanlık, kendine çıkarımcılık da var. O da doğru da yani hani biz de çok sütten çıkmış ak kaşık değiliz de. Ama bazen Japonlar insanları çok yoruyor. Birçok hikaye anlatabilirim. Realde bir kafede bir yerde sohbet edersek arkadaşlarımın başına gelen ortamda duyduğum şeyleri anlatabilirim de videodan bunları paylaşmayı doğru bulmuyorum. Ama kendi başıma gelen bir şeyi paylaşabilirim. Pazartesi günü bu yaşandı. 1 Nisan günü tam bir 1 Nisan şakası yaşandı. Benim 2007 yılının Eylül ayında Japonya'ya geldim. 2008 yılında açılmış bir banka hesabım vardı ve bankametiğim vardı. O bankayı sadece işte online alışveriş yapmak için PayPal'a ya da bana gelen para PayPal için kullanıyorum. PayPal Türkiye'de kaldırıldı ama çok aktif bir banka hesabım değil ama yani olmasa benim için problem. Çünkü işte TikTok'tan gelen para, işte Instagram'dan gelen para o hesabıma yatıyor. Ve ben oradan işte alışveriş yapıyorum, ödemelerimi yapıyorum falan. Bir anda PayPal hesabımı kullanamaz hale geldim. Banka biz sistemini değiştirmiş. Dolayısıyla şey yapmam gerekiyor. Aktif hale getirmem gerekiyor. Benim bankamatik 2008 yılında banka bana hesabı verdiği zaman, şimdi ben kendi kızlık soyadımla ülkeye girdim. Burada evlenince pasaportumu hemen değiştirmedi konsolosluk. Çünkü pasaportumun süresi olduğu için dediler ki o süreç bitene kadar, pasaportun süresi bitene kadar serhatlı olarak kullan evraklarını. Dolayısıyla benim o zamanki oturum kartım serhatlı olarak çıktı. Evliyim ama kızlık soyadımla kimliğim çıktı. Japonya'da kimlik kartı yok. Dolayısıyla sigorta kartınız ya da yabancıysanız oturum kartınız sizin kimlik kartınız oluyor. Dolayısıyla bankaya hesap açmaya gittiğim zaman, o zaman ehliyetim ya da başka bir kimliğim olmadığı için, hem pasaportum hem oturum kartım da serhatlı olduğu için 2008 yılında evli olmama rağmen benim banka hesabım Sergül serhatlı olarak açıldı. Dolayısıyla bankamatiğim de serhatlı olaraktı. Şimdi bankaya gitmeden önce online bir şekilde halletmeye çalıştık. Olmadı işte. Yoshi dedi ki yani bankanın uygulamasından yüz tanıma sisteminde benim yüzümü tanımadı. Büyük ihtimalle Japonlara özel olduğu için bence çok spesifik bir şey. Yani benim yüzümü bir olduramadık yani, yapamadık açıkçası. Belki yüz tanıma sistemi yabancıları tanımıyordur ya da benim yüzümle alakalı da olabilir. O konuda bir şey söylemiyorum. Yoshi dedi ki en güzeli randevunu al, bankaya git dedi. Pazartesi günü randevu alırken de belirtiyorsunuz isim, soyisim, adres ve telefon değişikliği için. Çünkü 2008 yılındaki ev adresimiz, 2008 yılında kullandığım cep telefonum ve işte kızlık soyadımla çıkmış hesap, hepsi bir gitmişken bir değiştirelim. Online bankacılık kullanabilmek için de şifremi alayım
diye düşündük. Ve Japonya'da imza yok. Yani imza kullanamıyorsunuz. Şimdilerde bu sistem biraz değişti ama eskiden hankolar vardı. Onları anlatayım, Yoshi'ninkilere de getireyim. Basitçe bir şekilde hankolar imza diyebiliriz, mühür. Bunlar üçe ayrılıyorlar. Üç çeşit. Bir çeşit 1 milyoncularda bile satılan. Genelde soyadınız işte. Kato mühürü alacaksınız mesela. Bunu gidip 1 milyoncudan bile alabilirsiniz. Bu herhangi bir kato. Buradaki font değişebiliyor sadece. Bu bir bakkal imzası. Yani imza, posta, kargo mu geldi, okuldan evrak mı geldi, işte iş yerinde çalıştığınız zaman da işte bazen faturalara çalışanlar da taşıyor bu hankoları. Ve bu kırmızı mürekkeple basarsın. Bu mühür mutlaka herkesin var. Kato soyadında gidip 1 milyoncudan bile alabilirsiniz yani. Bu bütün evraklarda şart şurt gerektirmeden kullanabileceğiniz bir şey. Banka türünde, banka hesabı açmak için, telefon kontratı yapmak için falan adınıza özel olarak yaptırmış olduğunuz ama herhangi bir kayıt işlemi gerektirmeyen hankolar oluyor. Ben o zaman benim hankom yoktu. Ablam da Japonya'da yaşıyordu. Ve ablam Serhatlı soyadımıza bir hanko çıkardığı için ben de hadi almayayım boşu boşuna, yarın öbür gün katı olacağım, ne gerek var deyip ablamın hankosuyla banka hesabı açtırmıştım. Hanko da yukarıda bir yerde var herhalde ama hatırlamıyorum. Ya ablam geri götürdü ya yukarıda bir yerde var. Bence yukarıda ama neyse. Ben bankaya Serhatlı hankosunu götürmedim. Yeni hankomu götürdüm. Ha, bir de üçüncü hankoları anlatıyordum. Üçüncüsü de bu. Bunlar genelde nasıl fark edebiliyor musunuz bilmiyorum bunları göstermeden. Şöyle büyüklüklerine. Bu daha büyük hanko. Özel hankolar oluyor. Bunlar işte kredi çekmek için, banka hesaplarında, ev alırken, araba alırken istenen, bunu hanko müdürlüğü müdür nedir artık, ne sistemi varsa, kimlik kartınıza işletilen, yani bunları nasıl anlıyorlar? Özel böyle yapan artistin bir işareti oluyor ve o sizin adınıza özel oluyor. Yani bu basılan hanko sadece Yoshiki Kato adına imzalı yani. O yüzden o burada var şu anda ve numarası var. Kimlik kartı ile beraber bunu bankaya ibraz ediyorsunuz. Yani bu çok kıymetli bir hanko. Maddi olarak da bunu genelde iyi bir ürünlerden falan yapıyorlar. 3 çeşit hankonuz oluyor genelde yani. Çok kıymetli evraklarda kullanılan kalın hanko, kendi adınıza basılmış, yapılmış, yine kendi yaptırmış olduğunuz orta boy hanko ve 1 milyoncuda bile bulabileceğiniz ucuz hanko, her yerde kullanabileceğiniz. Şimdi işte 2008 yılında ben ablamın hankosuyla gitmiştim, hatırlıyordum da evde aramayı bulmaya üşendim, dedim ki nasıl olsa isim değişikliği şu bu olacak, yeni hankomu götürdüm, pasaportumu götürdüm ve oturum kartımı götürdüm. Ve bu çanta benim böyle şey çantam. Onunla beraber gittim. İsim soyisim değişikliği yapmayı istiyorum dedim. Dedi ki hankoyu verin. Verdim. Buyurun dedim. Aa dedi, bu Serhatlı değil. Bu bana Serhatlı değil demiyor. Aynı hanko değil, işleminizi yapamıyorum da. Dedim ki işte o zamanlar ben Kato'ydum ama işte pasaportum Serhatlı olduğu için Serhatlı ablamın hankosuydu. Ablam onu ülkeye götürdü sanırım. Dedi ki işlem yapamayız. Dedim ki ben evlendim ve Kato'yum. Peki dedi, sizin Serhatlı'dan Kato'ya geçtiğiniz bir evrak ibraz etmeniz mümkün mü? Tabii ki değil. Öyle bir evrak yok çünkü. Zaten yabancı gördüklerinde panikliyorlar böyle biraz. Burada işin eğlenceli tarafı başlıyor. Umarım çok karışık anlatmıyorum. Şimdi dedi ki o hanko olmadığı için öncelikle benim işlemi yapamayacağını söyledi. Ve ben de dedim ki yani mümkünatı yok. Benim ve bunu sana ispat edebilecek bir şeyim yok. O noktada ben paniklediği için Yoshi'yi aradım. Hani biraz daha Yoshi daha böyle sakinleştirsin gibisinden. Yoshi yanımda yoktu. Yoshi dedi ki peki dedi ne yapmamız gerekir? Dedi ki yani kütük, Yoshi dedi ki kütüğümü çıkarayım dedim. Yani kütük getirsin, size ibraz etsin.
Çünkü Yoshi'nin kütüğünde işte Yoshiki Kato Sergül Serhat'la şu tarihte evlenmiştir ibaresi var. Ama diyor para alıyor yani belli diyor onu verirken. Ya diye. Tamam Yoshi diyor ki size sorun değil yani hani. Ama o evrakta Sergül Serhat'lı Sergül Kato olmuştur ibaresi yok. Dolayısıyla siz o ev yani kütüğü çıkarın gelin belediyeden okey ama bu evrakı kabul edip edemeyeceğimizi bilmiyorum diyor. Yoshi de diyor ki o zaman diyor yeni bir hesap açın Sergül Kato adıyla diyor dedi. O da dedi ki yok bir kişiye bir hesap açabiliyoruz dedi. Yoshi de dedi ki ama siz Sergül Serhatlı ile Sergül Kato'nun aynı kişi olduğuna ikna olmuyorsunuz. O zaman yeni bir hesap açabilirsin dedi. Kız dedi ki kaldı hem benim aynı kişi olduğumu inanmıyorlar hem de bana yeni bir hesap açmıyorlar çünkü zaten hesabım var diye. Peki dedi ki Yoshi o zaman tamam dedi gidelim dedi konsolosla. Kesinlikle Türkçe bir evrak vardır Sergül Serhat'lı yani Sergül Kato'nun Sergül Serhat'lı olduğunu ibraz edebileceğimiz bir kaynak Türkiye'de vardır. Gidelim konsolosluktan evrakı alalım. Yeminli tercümana çeviri yaptıralım, mühürletelim ve size bunu ibraz edelim. O öyle bir evrak getirseniz dahi bunu kabul edip edemeyeceğimizi bilmiyorum. O evrakı tanıyıp tanımayacağımızı bilmiyorum dedi. Yoshi de bu noktada dedi ki Japonya'da dedi binlerce dedi yüzlerce dedi yani Japon'la evlenen yabancı ırklar var dedi. Onlar nasıl bir yol izliyorlar dedi. Ben artık sinirsel gülmeye başladım yani. Ne benim Serhatlı'dan Kato'ya geçtiğime inanıyorlar ne benim ayrı kişi ne ayrı kişi olarak görüyorlar beni ne aynı. Yani bir basit isim soyisim telefon ve adres değişikliğine hankom yok diye yapamadık yani. Neyse bu arkaya gittim müdür ben dedi bir üstlerimle görüşeyim dedi. Yoshi ile telefonu kapattık. Arkaya gitti bir şeyler anlattı. Bir sürü evraklar çıkardı bilmem ne. Yani 1,5 saat falan bankadaydım. En sonunda geldi. Önce bana şeyi teklif ettiler. Dediler ki bu hesabınızı kapatacağız. Ve yine hesap açacağız size Sergül Kato adıyla. Ben dedim ki hayır. Çünkü şeyden emin olamadım. Eski hesabım kapatılırsa yeni baştan PayPal al oradan oraya aktar bilmem ne. Bunlarla uğraşmak istemiyorum dedim. O yüzden ben hesabımın kapatılmasını istemiyorum. Mümkünse o hesabım kalsın. Siz bana yeni hesap açın dedim. Tekrar arkaya gitti. Bir şeyler oldu. Ondan sonra geldi dedi ki. Biz sizin adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı değiştirmeye ve hankonunuzu değiştirmeye karar verdik dedi. Yalnız evraklar incelenecek dedi. Bana 20 sayfa kadar evrak imzalattı sanırım. İşte isim soyisim değişikliği için, adres değişikliği için, telefon değişikliği için, hanko değişikliği için. Yani olmaz dedi. Ve benim ben olduğuma inanmadı. Benim Serhatlı'dan Kato'ya geçtiğime de inanmadı. Ve ona sunabileceğim ispatları da getirsem dahi kabul edip edemeyeceğini bilmiyorum dedi. 1,5 saatin sonunda benim ilk hedefimle gittiğim telefon isim ve adres değişikliğini yapmayı kabul etti. Yalnız ayın 1'inde ben bankaya gittim. Bankacılık Japonya'da iğrenç bir durumda. Online bankacılık da buna dahil. Ona da bir örnek vereceğim. Ayın 1'inde gittim bankaya. Ayın 10'unda işlem alacaklarını söylediler. 9 gün ne yapacaklar hiçbir fikrim yok. Ve 50 tane orada boş insan oturuyor yani. Ayın 10'unda işlem alacaklar ve ben Sergül Kato olarak hesabımı ayın 17'sinden sonra kullanabilmeye belki başlayabileceğim dedi. 17'sinden sonra bir kontrol et hesabını dedi. Teşekkür ederim dedim. Allah razı olsun dedim. Sonra eve geri geldim. O kadar yani trajikomik bir şeydi. Yani çok basit bir işlemi abartı. Oraya gidiyor soruyor. Buraya gidiyor soruyor. Ya 50 tane kağıt yazıcıdan çıkardı. 50 abartmıyorum. Yani böyle şey imza da değil yani. Hanko basıyorum. Mürekkep basıyorum. Onu açıklıyor. Bana imzalatacak kağıtların doldurulmuş hallerinde kendine çıkartıp oradan okuyor. Yani buraya ismini yazacaksın. Buraya imza attıracaksın. Sadece bunlar için bir Allah'ım yani o kadar kağıt israfı var ki bu ülkede anlatamam size. Online bankacılık neden kötü? Mesela benim kredi kartım atıyorum ayın 25'inde bankadan paramı otomatik çekiyor. Ve mesela çekiyor ya ben ayın 25'inde
kredi kartımı kullanamıyorum. 3 gün sonra, 4 gün sonra falan benim limitimi açıyor. Ve beni delirtiyorlar yani. Parayı sabahın yani banka açılır açılmaz paramı alıyorsun ama bana limitimi açmıyorsun. Ya bazen işte para gönderiyoruz burada. Yani para geliyor hesabıma Japonya'daki bankalardan. Yok. Para yok. Yani kervanla böyle develerle göndersem buradan Tokyo'ya parayı daha hızlı gelecek yani. Neyse böyle bir ülke burası. Bu banka hikayemi anlatmak istedim. Bu yani hani Japonya, uçan arabalar, trenler 500 km hızla gidiyor. Tokyo ile Nagoya arasını bir saate düşürüyoruz. Ama isim soy isim değişikliği ne başvurabilmek 1,5 saat, bunu işleme geçirmek de 17 gün alıyor. Böyle bir ülke burası. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka yerlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.